Arıcılık yapıyoruz, balığa çıkıyoruz, güzel değişik bir hayatımız var. Nasıl tanıştınız? Biz barınakta tanıştık. Benim hayalim her zaman bir köyde yaşamaktı. Çünkü sonra büyük şehirde bir ev alıyorsun, araba alıyorsun, kredin bitiyor, sonra tekrar alıyorsun daha iyisini almak için. Büyük bir pişmanlık çünkü o çocuğun 2 yaşını bir daha görmeyeceksin. Öğle araları yemekte buluşup koyunculuk nasıl yapılır diye çıktılarımız vardı. Her sene biz burada yaşayabilir miyiz gözüyle tatil yaptık. Orta seviyede bir gelirle başladık buna. Birikmiş paramız da yoktu. Şakası yok çünkü hayatın değişiyor. Evet. Geri dönüşü de yok. Ne endişeleriniz vardı? Bu işine burada devam edecek. Ben bahçeli köyde bir evim olacak, hayvancılık yapacağım. Kuzuları koklaya koklaya, öpe öpe, tarlalarda güde güde çok güzel yetiştirdi. Küçük adımlarla yavaş ilerliyorduk ama risksiz ilerliyorduk. Kitabi bilgi, bir yandan da köylünün dediklerine de kulak veriyorduk. Yani 3 tane tavukla başladık mesela, 150 tane tavuğumuz olmuştu. 1 tane keçiyle başladık. En son 22 tane koyunumuz vardı. Ama her insan ilişkisinde olduğu gibi o sınırı iyi belirlemek lazım. Köy halkıyla mesela. Köye bir şey kattığınızı düşünüyor musunuz? İnsanlar bu adamı niçin atamıyor? Buralara gelip pişman olan da çok kişi var. Ankara'da bir yerden bir yere gidemiyoruz yüzünden. Doğasını, havası bir ayrı, yani daha temiz. Siz gerçek misiniz ya? Başınıza böyle çok büyük bir tehlike geldi mi? Patlattınız. Geri döndük, dalga açıktan bir vuruyor ama yani Gül'e dedim ki hazırlan atlayacağız. Oy 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 oy. Herkese merhabalar sevgili dostlar. Yeni bir hayat hikayesiyle karşınızdayız. Bugün sizi çok güzel bir aileyle tanıştıracağım. Sevgili dostlarım Gül, Ulvi ve kızları Bade. Onlar da Ankara'daki hayatlarını geride bırakarak Muğla Ortaca'da çok güzel bir yeni hayat kurdular. Tüm detayları konuşacağız. Burada yaptıklarını konuşacağız. Zorluklarını ve bu hayatın güzel yanlarını konuşacağız. Şimdiden iyi seyirler. Videomuza başlamadan önce bu tarz videolardan hoşlanıyorsanız eğer kanalımıza abone olup bildirim zillerini açmayı ve bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi unutmayın lütfen. İyi seyirler. Evet sevgili Gül, sevgili Ulvi, kanalımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kısaca kendinizi tanıtarak başlayalım. Tabii. Benim ismim Gülşehri Çukur. 1982 İstanbul doğumluyum. İstanbul'da doğdum. Çocukluğumu, gençliğimi İstanbul'da geçirdim. Daha sonra Ankara'ya taşındık. Yaklaşık 6 yıl önce de Muğla'nın Ortaca ilçesinde yaşamaktayız. Arıcılık yapıyoruz. Balığa çıkıyoruz. Güzel değişik bir hayatımız var. Onları zaten tüm detayları birazdan konuşacağız. Evet. Seni tanıyalım Ulvi. İsmim Ulvi. Ben de 1982 yılında Ankara'da doğdum. Veteriner hekim mesleğim. Zaten orada da hayvanlarla iç şeydim mesleğim gereği. Daha sonra Gül'le tanıştık. Bütün eğitim hayatım Ankara'da geçti. Gül'le tanıştıktan sonra bir yandan iş hayatı devam ediyordu. Evlilik vardı tabii. Daha sonra da beraber bir karar verdik. Buralara geldik. Burada sevdiğimiz şeyleri yapmaya devam ediyoruz. Nasıl tanıştınız? Biz barınakta tanıştık. Yine hayvanlar vesile oldu. Hayvan barınağında tanıştık. Benim köpeğim rahatsızlanmıştı. Onu götürdüm. O zaman Ulvi de barınakta çalışıyordu zaten. Tedavi süresi de 4 haftaydı. Biz 3. hafta görüşmeye başladık zaten. Evet. Öyle bir... Evet, güzel bir ilişki başlangıcı hatta olmuş. Bizi çok... tanıştıran işte o zaman köpeğimizi düğün fotoğrafına bile dahil etmiştik. Yani böyle ben gelinlik, damat ortada Rosa. Bir köpek. Siz de hayatınızı geride bırakarak Ankara'dan kalkıp Muğla Ortaca'ya göç ettiniz. Birçok badire atlattınız. Burada çeşitli denemeler yaptınız. Evet. Şimdi tüm bunları konuşmaya geçmeden önce en başa dönüp niçin bu göç kararı aldığınızı öğrenmek istiyorum. Neydi sizi buna iten? Motivasyonunuz neydi? Biz Ulvi ile ilk tanıştığımız gün, daha doğrusu ilk buluştuğumuz gün oturup böyle kahve içerken ki sohbetimizde bile hani birbirimize hayallerimizi sormuştuk. Benim hayalim her zaman bir köyde yaşamaktı. Çünkü hiçbir zaman bir köyüm olmadı benim. Hani İstanbul'un ortasında doğdum, betonların arasında büyüdüm. Daha sonra Ankara, üniversite, iş hayatı. Hep içimde kalan bir şeydi bu. Ben Ulvi'ye sorduğumda o da bir çiftliğim olsun demişti. Hani biz zaten bu yola böyle başladık. Evliliğimiz bile bunun üzerine yani kuruldu. Genelde hep böyle kadınlar istemez. Evet. Erkekler onları ikna etmeye çalışırlar. Bizde öyle bir şey olmadı işte. Aynı anda aynı hayallerle aynı yola girerek başladık. Senin Ulvi, yani senin motivasyonun neydi? Niçin köyde? Öncelikle annemin köyü vardı. Küçükken biz çok giderdik. Hayvanlar, işte doğal bir yaşam. Oradan gelen bir genetik bağ var kırsala zaten. Bunun üstüne büyük şehrin getirdiği zorluklar, trafik hepimizin bildiği üzere. Çocuğumuza daha az vakit ayırma sebebi. Bu çok etkiliydi mesela. Yani günlük koşturmaca içerisinde kaliteli vakit geçiremiyorduk birbirimizle. Sonra büyük şehirde bir ev alıyorsun, araba alıyorsun, kredin bitiyor. Sonra tekrar alıyorsun daha iyisini almak için.
Ya baktık bu bir kısır döngü. Ya bunun sonu yok yani isteklerin. Alışverişin sonu yok. Neden istediğimiz bir hayatı yaşamayalım dedik yani. Zaten bizim hayatımızdaki tek lüks eğitim yani. Kızımız Bade'nin eğitimi, bizim eğitimimiz. Gül 4. üniversitesine başlayacak. Ben doktora eğitim alıyorum. Bade çok iyi şartlarda eğitim alıyor. Bunun dışında bir lüks beklentimiz de yoktu. O zaman neden büyük şehirde yaşayalım ki dedik. Sonra da gelmeye karar verdik. Herkes zengin olmaya çalışıyor. Evet. Ama şehir hayatındaki durum şöyle ki çalışıyorsun çalışıyorsun ama hayatına geri kalan bir şey kalmıyor. Zaman kalmıyor. Özellikle çalışan anneler beni çok iyi anlar. Hem annesin hem çalışman gerekiyor ve çocuğunun büyüdüğünü göremiyorsun. Ben Bade 2 yaşında kreşe vermek zorunda kaldım. Büyük bir pişmanlık. Çünkü o çocuğun 2 yaşını bir daha görmeyeceksin. 3 yaşını, 4 yaşını. Bu çok ağır gelmeye başladı. Evet. Ben niye çocuğumu günde 2 saat, 3 saat göreyim? Ya da neden haftanın bir günü göreyim ve onda da yapacak birçok şey varken çocuğuma zaman ayıramayayım? Bendeki bu tak etme noktası oydu zaten. Bu kararı aldınız. Tamam dediniz, artık gidiyoruz. Hı hı. Nasıl bir planlama yaptınız? Nasıl bir ön hazırlık yaptınız? Planlama zaten hayal noktasında planlama da aslında başlıyor yani. Kainat sizi oraya doğru yönlendiriyor sanki. Yani biz Gül'le iş yerlerimiz yakındı. Öğle araları yemekte buluşup koyunculuk nasıl yapılır diye çıktılarımız vardı. Onları çalışırdık. Akşam yatarken. Evet, akşam yatarken hadi işte damızlık koyun yetiştiriliği. Elimizde böyle kuzu dosyalarla. Kuzu bakımı falan. O zaman daha taşınma hayali var sadece. Hani gideceğimiz bir yer belli değil. Yani o bile bir aslında bir hazırlık aşamasıymış. Sonra yaz tatillerini gezerek yapmaya karar verdik. Yani İzmir'den başladık Antalya'ya kadar. Her sene biz burada yaşayabilir miyiz gözüyle tatil yaptık. Hani gidip de bir otelde bir hafta kalmadık mesela. Aynen. İkişer gün, birer gün, üçer gece yani geze geze tatiller yaptık. Sonra en son işte Dalyan'ı gördükten sonra dedik ki biz buraya gelmeliyiz. Planlarımız da bu şekilde oldu. Ve o tatilden 1,5 yıl sonra biz kendimizi burada bulduk. Şimdi genelde köye göç etmek isteyen insanlar özellikle bu tatil yaptığımız yerler çok güzel, çok duygusal. Hani ben burada yaşarım duygusuyla mesela geliyor ama tatildeki tecrübelerle, izlenimlerle buraya gelip yerleşmek arasında dağlar kadar fark tabii, var. Tabii. Evet. Burada yaşayacaksın, burada bir iş kurman lazım, geçim derdi var, burada yerel halkla olan ilişkiler var vesaire. Şimdi bir turist olmakla tabii, buranın yaşayanı olmak arasında fark var. Biraz evet, bu konulardan bahseder misiniz? Mesela siz geldiniz, tatilinizi yaptınız, gördünüz. Hı-hı. O tecrübelerle buraya göç ettiniz. Aynı mıydı? İşte o geldiğimizdeki gözlemlerimiz de ona yönelikti. Hani burada yaşanır mı? Burada yaşanır. Her gittiğimiz yere burada yaşanır mı? Okullar nasıl? Eğitim nasıl? Burada çocuk büyütmek nasıl? Sağlık. Aynen işte hani bu yol, bu gözlemle çıktığımız için biraz daha yaşayabileceğimiz yere yaklaşmıştık. Evet. Ama tabii ki de yerleştikten sonra bambaşka bir hayat. Yani ekonomik problemler, yani yaşam için elbette bir geliriniz olması lazım. Ve bunun için ya birikmiş bir paranız olacak, geleceksiniz, burada iş kurup bir düzen oturtturana kadar o sizi idare edecek veya sabit bir geliriniz olacak. Bu kira geliri olur, maaş olur. Bizim de bir sabit gelirimiz. Ben veteriner hekimim. Ankara'da veteriner hekimlik yapıyordum. Burada o işime devam edeceğim. Sabit gelirimiz o olacak. Gül istifa etti direkt. Tabii ki onun ilk şeyi çocuğuyla, Bade'yle vakit geçirmesiydi zaten. Ve Gül'e uygun bir iş bakacağız. O da köyde ben hayvansal üretim, bitkisel üretim yaparım dedi. Bunu da ben gördüm onda zaten. Ona güvendim, o da bana güvendi. Birbirimize güvenerek yola çıktık. Çok güzel. Yani orta seviyede bir gelirle başladık buna. Birikmiş paramız da yoktu. Sonra koyunculuğa başladık işte köyde. Şimdi ilk nereye geldiniz ve neler yaşadınız? Onu öğrenmek istiyorum. Biz ortaca olacağına karar verdikten sonra artık son şeydeyiz böyle %80, %90 ortaca. Ortacaya geldik ve ilk baktığımız şey okul eğitimdi zaten. Bade Ankara'da piyano kursuna gidiyordu mesela. Buraya geldiğinde devam edebilecek mi? Piyano kursuna kadar araştırdık. Evlere baktık, işte sosyal ortamlarına baktık vesaire. Bir hafta falan gezdik buraları değil mi? Evet. İyice bir keşfettik. Gerçekten yaşanılabilir mi? Şakası yok çünkü hayatın değişiyor. Evet, geri dönüşü de yok. Hayatının kararı. Bayağı tabii, keşfe çıktık burayı. Ya eğitim, sağlık olanakları, ulaşım, havaalanı, yollar. Ev aradık mesela. Köy evi aradık. Evet. Köyleri gezdik. Hangi köy? Bilmediğimiz bir yer çünkü. Ev bulmuştuk o zaman. Aynen. Yani köy evi bakarken bile hani yola yakın olsun evet, dedik. Yani tamamen doğal hayat, dağda, bir dağ köyünde yaşamak gerçekten zor. Onu da burada yaşayınca zaten görüyorsunuz. Anayalı yakın bir köy. Ne endişeleriniz vardı? Kafanızda ne gibi soru işaretleri vardı? 5 yaşında vardı? Bir çocuğumuz var. En başta bu. Eğitim, sağlık. En önemli konular bunlar. Hani tamam Ulvi işine burada devam edecek. Ben Bahçeli köyde bir evim olacak, hayvancılık yapacağım. Ama eğitim ve sağlık da en önemlisi. Evet. O yüzden mahrumiyet bölgelerinden uzak durduk. Daha böyle yola yakın olsun en azından. Ama benim bildiğim kadarıyla hikayenizi birazcık şehir dışında, biraz dağ başı bir yerde başladınız serüveninize. Evet. O nasıl oldu? Bulamadınız mı istediğiniz o gibi bir yerde? O bizi aslında
merkeze yakın geldi. Hmm. Çünkü biz Ankara'da yani iş yerlerimiz evimize 25-30 kilometre uzaklıkta olan insanlarız. Şehir merkezine 10 kilometre 15 kilometre uzakta bir köyde, köy içinde bir ev bize merkezi geldi. Öyle değilmiş ama işte yaşayınca anlıyorsun. O yüzden orasını önce seçtik. Ama daha sonra oranın da çok böyle şehir hayatından mahrumiyet bölgesi gibi olduğunu düşündük ama bunu anlamamız tabii zaman aldı. Peki köye yerleştiniz. Köye yerleştik, evet. Neler yaşadınız? Yerleşir yerleşmez. Şimdi ben veteriner hekimim ama hani bir hayvancılık, bir çiftlik hayatı çok daha başka bir şey yani. Gidiyoruz biz, koyunu tedavi ediyoruz, geliyoruz. Ya da koyunla ilgili kitabi bilgileri çiftçilere anlatıyoruz. Ama senin koyunun var. O koyun çoğalacak, sağlıklı bir şekilde büyüyecek. Pazarı iyi bileceksin, satacaksın, gelir elde edeceksin. Üreteceksin, bir de üretimine destek olacaksın. Aynen. Onu. Yani Gül'ün hayvan sevgisi zaten bu işe başlayıp aynı ivmeyle devam etmemizdeki en büyük etkendi. Kuzuları koklaya koklaya, öpe öpe, tarlalarda güde güde çok güzel yetiştirdi. Yani ben işe gidiyordum, akşam geliyordum, bütün işler bitmiş. Yemleri verilmiş, suları verilmiş. Çok ilginç. Hiç daha önceden böyle bir tecrüben de yok. Yok ama işte nasıl bir istekse ya biz, ilginç aslında. Evet. Tedirginliğimizi şu şekilde azalttık. Şimdi sabit bir gelirimiz vardı ve yavaş yavaş büyüyecektik. Yani biz 100 tane koyun alıp hadi biz bu işe girdik değil. Koyunu tanıya tanıya. Verimini göre göre yavaş yavaş büyüyecektik. Öyle karar verdik. Küçük adımlarla yavaş ilerliyorduk ama risksiz ilerliyorduk. Bilmediğimizin her zaman farkındaydık, evet, yani. Evet. Ya bir yandan kitabi bilgi, kendi bilgilerimiz, akademik bilgileri araştırıyor. Bir yandan da köylünün dediklerine de kulak veriyorduk yani. Çünkü onlar da sonuçta bir tecrübeyle büyüdüler bu bölgede. Bu iklimin insanları en basitinden. Tabii. Ve çok başarılı bir hayvancılık girişimimiz oldu ilk geldiğimiz sene. Sonra? Sonra tavukla devam ettik. Bir yandan koyun vardı, bir yandan tavuk aldık. Yumurta satmaya başladık. Çok güzel gidiyordu yumurtalarımız. Yine Gül akşama kadar evde hayvanlarla ilgilendi. Kaç koyun, kaç tavuktan bahsediyoruz? Tarım da yapıyor musunuz? Bahçecilik de yapıyor musunuz? Biz köy hayatında, köyde 2,5-3 yıla yakın yaşadık. 3 yıl yaşadık. O 3 yılın sonunda, yani 3 tane tavukla başladık mesela. 100-150 tane tavuğumuz olmuştu. Bir tane keçiyle başladık. En son 22 tane koyunumuz vardı. Kiralık bir de yerde. Aynen, kiralık yerde. Bereketli mi geldi? Biz mi çok sevdik? Büyüdükçe büyüdük. Hatta bahçemiz var, yerimiz var. 2 tane de tavus kuşu alalım. 5 tane de bıldırcın koyalım. Köpeğimiz, kargamız bile oldu. Yani bir tane kargamız evcil bile vardı. Evet, böyle başımın üstünde kargayla dolaşıyordum ben köy evinde. O kadar büyüdük. Aldı başını gitti. Bu göze battı mı? Yani genelde çünkü duyuyorum böyle hikayeler. Bir sıkıntı yaşadınız mı? Çok büyümüşsünüz çünkü. Sıkıntı illaki yaşıyoruz. Şimdi köy bu işin sosyolojik boyutu aslında. En önemlisi o yani. Evet. Yani dışarıdan gelenler hani doğal her şey, köylü çok işte misafirperver, herkes çok iyi, doğa çok sakin ve narin değil yani. Herkes aslında çok sert de olabiliyor. Ya biz şanslı olduğumuz dönemler de geldi. Geldik ev sahibimizle, çok güzel günlerimiz geçti. Bazı komşularla güzel dostluklar, arkadaşlıklar kurduk. Ama her insan ilişkisinde olduğu gibi o sınırı iyi belirlemek lazım. Köy halkıyla mesela. Çok samimi olduğunuz zaman yanlış anlıyorlar. Çok uzak durduğunuz zaman yanlış anlıyorlar. Bu, o konuda da tecrübesizlik. Aynen. İnsanlığın her alanında var bu yani. İş arkadaşların olsun, başka şey olsun. Çok büyük problemler yaşamadık. Ama tabii ki huzursuz olduğumuz zamanlar oldu. Zaten hayvanlarda ve yoğun işe vermiştik kendimizi. O bizi bayağı, o da sosyolojik olarak da yıprattı. Hani güzel gibi anlatılıyor ama işte koyunlar, tavus kuşları, bıldırcın, tavuk, satışlar başladı, gelir arttı. Ama birçok şeyi de biz kafamızı gömmüşüz o işe, birçok şeyi de kaçırmışız yani. Ne gibi? Biz buraya gelirken demiştik ki İzmir'den Antalya'ya kadar bütün koylarda kamp kuracağız demiştik. Biz denize zor gidiyorduk. Yani bu problem aslında. Her hafta sonumuz bahçede çalışmakla geçiyordu. Evet. Her sabahımız, her akşamımız o hayvanlara bakmakla, ilgilenmekle geçiyordu. Bir de nüfus çok olunca bahçede mutlaka ya birinin bir yerinde bir şişlik oluyor ya birinin bir ayağı topallıyor. Bitmiyordu işler. Bir yere gidemezsin. Evet, evet. Ve benim derdim hani çocuğumla güzel, kaliteli vakit geçirmekken ben yine çocuğumdan uzaklaşmaya başladım. Hani, başka bir sebeple bu sefer. Evet, başka bir sebeple boğulduk bu sefer yine o kalabalığın arasında yine boğulmuş olduk. Adaptasyon sorunu yaşadınız mı? Ben hiç yaşamadım. Hiç evet, yaşamadım. Bir köyü olmadığı halde köy ortamına hiç adaptasyon sorunu yaşamadım. Ben direkt Muğla'lıyım demeye başladım yani ilk bir haftada. Sadece çevreyle? Çevreyle de olmadım. Yok. Benim de olmadı ya. Yani köylüyü zaten mesleğim gereği köylüyü tanıyorum aslında. Hani veteriner hekim olarak bütün köylere gidiyorsunuz, hasta bakıyorsunuz. Onlarla dili konuşmayı biliyorduk ama bazı noktalarda sınırı çizemedik. Aynen. Tek sıkıntımız tefek, bizim huzursuzluklar sınır oldu çizememek halinde. Oldu. Evet. O detaylara fazla o zaman girmiyoruz. Başka bir serimiz var, konuşulamayanlar diye. Hı-hı. Belki ileride o seride
Bu konuları dertleşiriz. Peki sonrasında süreç nasıl gelişti? Çünkü şu anda bildiğim kadarıyla köyde yaşamıyorsunuz. Köyde yaşamıyoruz. Evet. Neden değiştirdiniz hayatınızı yeniden? Sen anlat. Köyde yaşarken köy evimizin satılması gerekiyordu. Miraslık bir evdi. Yani kardeşler evi satmaya karar verdiler. Ve kiralık yerin de bir sürü dezavantajı var. Hani bunu herkes bilir. Koyunlarımız çoğalıyor, ahır yapacağız. Ama kiralık bir yere demir alıp da yüklü bir miktarda yatırım yapmayı istemiyorsunuz. Yani yarın bir gün her şey olabilir. Oradan çıkabilirsiniz. Derme çatma bir ahır. Bu zaten aklımızın köşesinde bir sıkıntı olarak duruyordu. Hani ileride bir sorun olursa ne olur diye. Biz derme çatma öyle tahtadan ahırlarla idare ettik. O sırada ben arıcılık kursuna başladım. Ne tetikledi de gittim bilmiyorum. Arıcılık kursu açıldı. Balparmağın Arıcılık Akademisi'ne başvurdum. Haftanın iki günü Ula'daydı. Gittim geldim. Arılarla tanışmaya başladım. Tam da o köy hayatımızın son dönemleriydi işte. Yani hani ev satılacak ve ben arıcılık öğreniyorum gibi bir şey oldu. Arıcılığında şöyle bir güzelliği var. Senin arsan olmasına gerek yok, tarlan olmasına gerek yok. Evet ve hani bahsettim ya az önce o kalabalık nüfusu. Sürekli gözün üstünde olması gerekiyor. Sabah gidiyorsun, akşam gidiyorsun. İnanılmaz bir mesai harcıyorsun ama arıcılık da öyle değil. Arılarını düzenli bakıyorsun, düzenli bir noktaya koyduğun zaman istediğin yere gidebiliyorsun. İşte az önce Ulvi'nin de dediği gibi kampını da yapıyorsun. Özel günlerde memleketini de ziyaret ediyorsun. Daha mantıklı geldi ve arılara da bir hayranlığım oluşmaya başladı zaten. Sonra işte bir kovanla iki kovanla arıcılığa doğru hayat bizi yönlendirdi. Dedi ki arıcılık daha size göre. Evet, daha özgür kılıyordu bizi yani. Evet. Arıcılık hani... ve mucizevi yaşantısıyla arılar büyüledi bizi. Bir de bal gibi kıymetli bir ürünün, senin de çok önem verdiğin bir nokta, ekolojik tarım, hani ilaçsız tarım. Evet. Yani böyle bir ürünü gerçekten güzel üretmek lazım yani. Şimdi köy hayatı için geldiniz. Evet. Hayvancılıkla başladınız. Kendi yeriniz olmadığı için devam ettiremediniz. Hı-hı. Sonrasında şehir merkezine geldiniz. Ama yine üretmeye devam ediyorsunuz. Hı-hı. Arıcılık yapıyorsunuz. Hı-hı. Ve yine doğaya aslında bir hizmet var burada. Tabii üretim yine aynı hızda devam ediyor. Ama dediğim gibi hani hayalimiz köy hayatıydı. Hayalimizi gerçekleştirdik, yaşadık. O bize ayrılan süre o kadarmış. Ben arabayı artık yolda, Ulvi arabayı durdur da şu kuzuyu seveyim demiyorum. Hayatımda öpmediğim kadar çok kuzu öptüm, sevdim o koyunlarla falan. Gayet bahçemi yaptım, bostanımı yaptım, domatesimi, biberimi, her şeyimi yetiştirdim. Her şeyin tadına baktım. Gözüm asla açık değil. Hayalimi gerçekleştirdim. Evet. Sonra hayat bizi arıcılığa doğru yönlendirdi. Peki köy hayatıyla ilçe hayatını bir karşılaştıralım o zaman. Şimdi illaki köyde yaşamak şart mı? Siz köyden çıkıp ilçede tekrardan bir apartman dairesine girdiğinizde ya biz Ankara'dan kalktık geldik bir kıymeti kalmadı yine apartmanda oturuyoruz dediniz mi? Yok hiç olmadı. Bir kıyaslama istiyorum şimdi sizden. Hiç öyle bir şey olmadı. Biz hala yani bir ayağımız kırsalda olduğu için ya aynı heyecanla aynı zevkle zaten hani burada şey de güzel ortacanın güzelliği de yüksek katlı bina yapılmasına da izin verilmiyor. Çok kalabalık sokaklar çok kalabalık apartmanlar da yok yani ve bir apartmanda 6 daire var. Ve her yere 10 dakika mesafede. Hani bir köye gitmek istediğinde gidebiliyorsun. Sütünü yine köylüden alıyorsun. Yumurtanı yine köylüden alıyorsun. Hani köylerden de tamamen kopmuş değiliz. İlçede yaşıyoruz ama evimiz yine biraz daha kırsalda zaten. İlçenin tam böyle merkezli bir köyün göbeğinde değilsiniz. Değil. Yani bir kilometre yakınımızda bir köy var mesela yine. Bir de balkonundan baktığın zaman yine masmavi bir gökyüzü aynen. Görüyorsun, dağları yeşil. Görüyorsun. Ve arıcı olduğumuz için de doğanın en güzel yerindeyiz zaten. Hani özellikle bahar ayında haftada 2 kere, 3 kere, 5 kere mecburen doğanın en güzel olduğu yere gitmek zorundayız. Evet. Ve çok fazla hayvanımız ya da böyle sorumluluğumuz olmadığı için bu köy hayatındaki gibi kendimize ekstra zaman ayırabiliyoruz. Balığa gidiyoruz mesela. Köydeyken böyle bir şansımız yoktu. Evet, vaktimiz olmuyordu yani resmen işten. Ya ikisinin de iyi tarafları var. İkisinde yaşamak güzel. İkisini de seviyorsunuz ama. İkisini de seviyoruz. Ama şimdi şey mesela çok ilginç. Bazen Gül'le birbirimize soruyoruz. İşte sana 100 koyun verseler, 50 dönümde yer verseler çok güzel bir evin olacak, düzen olacak gider misin? Hayır. Biz doymuşuz o hayata. Ya onu yapmışız ve arıyı bulmuşuz. Gerçekten arı çok tutkulu bir iş. Yani balıkçılık da öyle, arıcılık da öyle. Gözümüz hiçbir şeyi görmüyor yani. Kamera arkasında konuşmuştuk ya sizinle bir sohbet ederken. Ben çok böyle dostlarıma sorarım bu soruyu. Aylık sana birisi böyle açık çek verse, parayla ilgili hiçbir sorunun kalmasa ama tek bir şartı var bir iş yapacaksın. O iş ne olur? Evet. Mesela siz bu sorunun bana yine ne dediniz? Arıcılık evet, dediniz yine arı ve dedik, balıkçılık yine dediniz. Dedik. Demek ki doğru yerdesiniz, doğru pozisyondasınız evet. Şu anda. Ya bu doğa da, bu bölgenin doğası da buna çok uygun. Yani yarın bir gün bir şey olur.
Biz hani bir yere bağlanalım da istemiyoruz zaten. Belki Ankara'ya dönmek icap edecek. Eğitim, kızımızın eğitimi olur, sağlık sebepleri olur, her şey olabilir. Şunu diyoruz hep, teknemizle ve arılarımızı alıp Ankara'ya döneriz. Biz orada arıcılığı da yaparız, devam ederiz. Oradaki barajlarda da balığımızı tutarız yani. Dediğimiz gibi insanoğlu alışıyor, kalıpların içinde yaşamamak tabii, lazım. Tabii tabii kesinlikle. Evet. Kendimizi nerede mutluysak, nerede huzurluysak oraya götürmeliyiz. Orada evet, ailemizle birlikte eğer yaşayabiliyorsak bence o soruya da geleceğim. En büyük zenginlik şu anda sizin burada ailece bir arada tabii, olmanız tabii, ve evet, istediğiniz hayatı yaşıyor olmanız. Kesinlikle. Yoksa çok paran olsa bu huzuru da yakalayacağının da garantisi yok evet, aslında. Evet. Peki şehirden kalktınız, köye geldiniz. Köye bir şey kattığınızı düşünüyor musunuz? Bir fayda sağlayabildiniz mi? Mutlaka sağlamışızdır. Çünkü ister istemez muhabbet ediyorsun ve farklı kültürlerin insanısın. Ve köydeki insanlar orada doğmuş, büyümüş, kendi halinde insanlar. Kendi yağında kavrulmuş. Onların yanında sen gerçekten görmüş geçirmiş olarak duruyorsun. İster istemez bir kitap öneriyorsun, bir film öneriyorsun. Çocuğumu her gece 9'da yatırırım diyorsun. Duruyor bir düşünüyor tabii. Bu çocuğun 9'da yatması lazım. Mutlaka olmuştur. Küçücük bir örnek ama. Aynen mutlaka olmuştur. Evet. Aslında bunu almak lazım değil mi? Yani karşılıklı fayda sağlayabildiğimiz tabii, tabii, noktada kesinlikle, bu yaptığımız göçlerin bir anlamı var. Bizim de onlardan öğrendiklerimiz evet, say say bitmez. Gelmişiz hiç bilmediğimiz bir iklime. Ne bitkisini biliyoruz, ne coğrafyasını biliyoruz. Asıl burayı tanıyan da buranın köylüsü zaten. Karşılıklı bir alışveriş oluyor. Sen ondan bir şeyler öğreniyorsun, o senden bir şeyler öğreniyor. Kısa zamanda zaten yol almamızın, başarılı bir şekilde ilerlememizin nedeni de bu. Köylüye kulak verdik. Evet. Yani dinledik ve biz de bilgilerimizi aktardık. Yani evet, bizi dinleyenler de kendi çapında başarılı oldular yani. Karşılıklı dediğin gibi fayda sağlamak çok önemli ve çok güzel. İyi niyetli. İyi niyetli. Tabii ki iyi niyetli. Beklentisiz kesinlikle, bir şekilde. Siz istediğiniz hayatı yaşamışsınız. Kesinlikle. O yüzden bir pişmanlığınız yok. Yok. Evet. Onu soracaktım. Ankara'daki da hayatımız pişmanlık işte. Hani bu çocuğunu küçükken kreşe göndermek zorunda kalmalar falan. Benim hayatım tek pişmanlığı o. Çok insan istiyor bunu ve bir takım endişeleri var. Tabii. Hep konuşuyoruz, hep dile getiriyoruz. İnsanlar bu adımı niçin atamıyor? Ulvi hep söyler. Şimdi maddiyat çok önemli abi. Ben hep diyorum, Instagram'dan da biz arkadaşlarımızla görüşüyoruz yani. Takipçi arkadaşlar soruyor. Abi gelmek istiyoruz diyor. Diyorum ki ya birikmiş bir paran olacak ya da sabit bir gelirin olacak. Sıfırdan gelip ben burada kredi çekeceğim, arıcılık yapacağım, koyunculuk yapacağım. Yok böyle bir şey. Gerçekten batağa götürür bu olayı. Bir şekilde maddi planlamayı yapıp öyle adım atacaksın. İkincisi de şu, karı koca ve çocuğun bu hayatı istemeleri oldukça önemli. Yoksa çatışma çıkıyor. İşte ben köy yerinde kalmam diyor eşi. Böcek var diyor, yılan var diyor. Diğeri balığa çıkalım diyor, öbürü gelmem diyor. Yani aynı kafa önemliymiş gerçekten ya. Biz bunu gördük hani. Bizim en büyük artımız buydu. Çok büyük bir uyum var şu anda sizde gördüğüm. Tabii tabii kesinlikle. En büyük şansımız aynen, bu zaten. En büyük şansımız bu. Yoksa böyle güzel ilerlemezdi yani gerçekten. Buralara gelip pişman olan da çok kişi var. Ya abi yapacak bir şey bulamıyorum diyor. Nasıl bulamıyorsun? Balık var, işte hayvanlar var, mantar topla, kekik topla, dağlara çık, denize git, başka bir koya git. Ya birçok şey var. Bir de işin ilginci şu, maddi imkanları iyi olan insanlar bunu söylüyor. Ya İstanbul'daki, Ankara'daki zengin de bunu söylüyor, buradaki de onu söylüyor. Ya yaşıyorsunuz bu hayatı diyor. Abi diyoruz, ufacık bir kayığımız, teknemiz var, biraz gelirimiz var. Sen bizim belki 10 katımızsın maddi olarak. Kesinlikle evet. Sen bunu çok daha iyi yaşarsın. Niye? Konfor çevresini, konforunu terk etmiyor insanlar. Göç edecek kişiler de öyle yani. Ankara'ya gidiyoruz bazen, üniversitelerin bazı bölümlerini ziyaret ediyoruz, böyle tarım ve hayvancılıkla ilgili profesörlerle görüşüyoruz. Ya hesabı takip ediyorum da yaşıyorsun hayatı. Hocam diyorum, profesörsünüz, emekliliğiniz gelmiş. Gelin orada istediğinizi alırsınız, aynısını, daha iyisini yaşarsınız. Ya alıştık buralara da, bırakamıyoruz falan diyor hani. Konfor, tamamen konfor. Yani o adam mal varlığı işte o, az önce söylediğim 10 kat mal varlığını yapmak için çok çalışmış. Evet. Bütün zamanını ona harcamış. Şimdi de onu tutmaya harcıyor o zamanı. Sonrasında tabii kendine vakit ayıramıyor. Evet. Senin hayatına bakıyor. Balıktasın, keyiftesin. Hani sosyal medyada onlarını görüyor. Diyor ki adam yaşıyor, ben yaşayamıyorum diyor belki. Hayıflanıyor bu duruma. Evet. Hani halbuki gören, tercihler. Aynen. Gören belki şey diyordur hani. Ya bunlarda para var falan. Gerçekten yok ya. Yani, gerçekten tek maaşız. Üçümüz de, Bade de, Gül de, ben de gerçekten çok çalışıyoruz. O aralıkta var ya, böyle terlerimiz aka aka yani, susuz kala kala çalışıyoruz. Karşılığında görüyoruz yani, ballarımız satılıyor, beğeniliyor. Yani güzel ürün satıyoruz, bir de analizli ürün. Nerede satıyorsunuz? Ondan da bahsedelim. Yani Terkşehir. Bizim evet, Instagram hesabımızdan. Ortaca içinde de elden teslim ediyoruz.
Harika. Alan bir daha alıyor. Alan birine tavsiye ediyor. Yani çok reklam da vermiyoruz. Bizim Instagram hesabı şu an bir şey satıyormuş gibi bir şey de yok. Çünkü tavsiye üzerine gidiyor artık. En güzel şunu o aslında. Şunu hissettiriyor olabiliriz insanlara. Biz Ankara'dayken hani balın kıymetini biliyorum. Hani arıyla hiçbir ilgim yok. Bir kovanı yakından görmüşlüğüm yok. Ankara'nın ortasında yaşıyorum. Küçük bir kız çocuğum var. Hastalıktan kurtulmuyor. Balın da şifasının kıymetini biliyorum. Bal bulamıyorum. Kaza bela köyden bir yerden böyle güzel bal geliyor. Böyle saklayacak yer bulamıyorum ki ulvi yemesin çocuğuma yedireyim diye. Hani balın kıymetini o kadar iyi biliyorum ki gerçekten. Şimdi bu o balı herkese ulaştırma isteğim var. Belki insanlar onu yansıttığımız için. Onu evet hissediyorlar, görüyorlar. Alan bir daha alıyor çok şükür. Ve bu hobiyle, mesela balıkçılık pahalı bir hobi. Gerçekten her şeyi çok pahalı. Teknesiydi, işte yemiydi, ne bileyim oltasıydı, takımlarıydı. Ama satışlarımız iyi gidince biz de yine keyfimizi harcıyoruz bunu yani. Evet, bu arada bu videonun içinde seyircilerimiz hiçbir yere ayrılmasınlar. Böyle masa başında geçmeyecek. Hem balığa çıkacağız birlikte. Evet. O süreçleri paylaşacağız dostlarımızla. Bu Ege'nin harika koylarında. Hem de aynı zamanda bir de arılık ziyareti yapacağız. Bakalım orada neler yapıyorsunuz? Nasıl bir üretimi yapıyorsunuz? O güzellikleri de dostlarımızla paylaşacağız. Az önceki konuyu biraz daha böyle değişmek istiyorum. Bu zenginlik, zaman ve mutluluk kavramları üzerine. Sizce gerçek zenginlik nedir? Bence zaman. Ailene, eşine, çocuğuna yeteri kadar mutlu şekilde zaman ayırabiliyorsan zenginlik budur. Yani tamam tabii sağlıkla. Ki de aynen hani maddiyat tabii ki o da lazım. Olmazsa o da olmuyor da zaman olmazsa da olmuyor. Sence hocam? Bence o küçük mutlu anlar. An, o an işte yani. Hani sonsuz mutluluk diye bir şey yok. Herkes şunu düşünüyor işte. Çocuk büyüsün, okusun, evlensin, emekli olayım. Böyle böyle bir planlar serisi gidiyor. Ama hiçbir zaman sonu yok bunun. O yüzden hayat küçük mutlu anlardan ibarettir yani. O anları mümkün olduğunca yaşamak. Yani elbette geçmiş pişmanlıklarımız, üzüntülerimiz olacak insanız. Gelecek planlarımız olacak. Ama bunları abartmadan o anın, o kıymetin tadını bilerek onu da en güzel bu coğrafyada yaşıyoruz yani. Ve sevdiğimiz işleri yaparak yaşıyoruz. Evet. O yüzden burada aldığımız her nefes, attığımız her adım bize mutluluk veriyor. İlk geldiğimiz zaman her yerin fotoğrafını çekiyorduk böyle ormanların, çiçeğin, arının. Arkadaşım demişti, 2 yıl sonra bıkarsın demişti. 6. yılımızdayız, biz hala ormana çıkınca hemen fotoğrafını çekiyoruz. Akşam evde bakıyoruz, şuraya mutlu bak, oluyoruz. Şuranın aynen. Güzelliğine bak, şuraya aynen. Bak. İlk günkü heyecan devam ediyor. Bu süreçten sonraki aşamalarda neler hedefliyorsunuz, neler hayal ediyorsunuz? Hayatınıza başka daha neler katmak istiyorsunuz? Hayallerimiz çok büyük. Aslında hayallerimiz çok büyük ve ulaşılmaz değil. Makul hayaller kuruyoruz. Ben bunu Ankara'dayken de yaşadım. Orada iş yerinde çalışırken arkadaşlarım hep şöyle hayal kurardı. 1000 başlık bir koyun sürün olacak. 2000 dönüm arazin olacak. 50 başlık olsun, 20 başlık olsun. Ufak bir yerin olsun, geçinecek kadar. Yumurtaların olsun. Nitekim onlar gerçekleştiremedi hayalini ama ben gerçekleştirdim. Çünkü makul hayaller kurmuştum yani. Ve gerçekten 1000 başlık bir şey istemiyorum yani. Kendimi oraya niye bağlayayım yani. Oradan gelecek parayı harcayacak vaktim olmayacak zaten. O yüzden şu anda da makul hayaller kuruyoruz. Teknemizi kameralı yapalım. Yani 20 metrelik bir yat almayalım. İstemiyoruz da zaten. 1 metre daha büyük, kameralı, denize gittiğimizde 3 gün rahatça yatabileceğimiz bir tekne. Arıcılıkla ilgili karavan almayı çok istiyoruz bugünlerde. Çünkü arı sütü üretmemiz için arılıkta kalmamız lazım. Karavan istiyoruz. Makul, küçük, kendi halinde. Bunlar yani hayallerimizde. Bunlar bizim araba falan şey. Öyle mal mülk derdimiz hiçbir zaman olmadı bizim. Aynen. İşte az önce Ulvi'nin de dediği gibi o andır ya önemli olan. Hani o balın hasadını yaptığın an, işte o balığı çektiğin an, işte bir gece kamptaysan o gece orada sabahladığın an. Bunlar. O anları evet. Yerinde daha iyi bir şekilde yaşamak için ona dair hayaller var yani. Bu hayali kuran insanlara tavsiyeleriniz neler olur? Hayal kurmaya devam etsinler. Bu bir başlangıç zaten. Ama planlamalarını iyi yapsınlar. Özellikle maalesef günümüzde maddiyat önemli. Ayakları yere basmayan planlarla yola çıkmasınlar. Güzel, planlı, projeli bir şekilde gelebilirler. Ama şöyle, Instagram'dan çok kişiyle görüşüyoruz. Ben geleceğim, villa yapacağım orada. Bu arkadaşlara çok fazla mesaj atmıyoruz. Ben geleceğim, orada üretim yapacağım. Üretmek ve güzel üretmek, bu çok önemli. Hani böyle arkadaşlar varsa gelsinler. İklime, doğasına uygun bir şekilde üretimlerini yapsınlar, hayatlarını yaşasınlar. Yani planlamalarını iyi yapsınlar. Ben bunu öneriyorum. Evet. Gözümü kararttım, şehri terk ettim, köye göçtüm gibi bir şey yok. Asla olmaz. Şehir hayatı tak etti bana, trafiğinden çok bunaldım. Hadi toplanalım, gidelim gibi bir şey asla yok. Hele bir de aileysen, tek başınaysan tabii ki olur. Hele bir de çocuğun varsa mümkün değil, olmaz. Önce
planlamanı yapacaksın. Gelirine giderine bakacaksın. İşte çocuğun varsa eğitim olanaklarına, yaşlın varsa sağlık olanaklarına mutlaka bunlara bakacaksın. Sosyal kültürel anlamda da bakacaksın. Ondan sonra yani şey bile önemli abi, biz gelmeden annelerimizin babalarımızın rızasını bile aldık. Hani ya biz gidiyoruz, uzak bir yerde yaşayacağız ama her zaman yanınızdayız. Düşünsene küs ayrıldığını. Yani şurada yaşadığın şeyden ne anlarsın? Bir tarafın hep orada, bir tarafın hep sızlayacak. Yani bu bile önemli yani. O zaman şimdi bir de Bade'ye mikrofon uzatalım. Bakalım Bade neler diyecek? O mutlu mu? O neler yaşıyor burada? Ondan sonra da yavaş yavaş teknemize doğru ve aralığımıza doğru programımızı devam ettirelim. Tamamdır. Sevgili Bade, kanala hoş geldin. YouTube'a hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim. Biraz kendinden bahseder misin? Kaç yaşındasın? Ben 12 yaşındayım. Kaça gidiyorsun? 6. sınıfa. Hangi okul? Final okulu, ortaca. Buradaki hayatından memnun musun, mutlu musun? Aynen. Peki arada hiç Ankara'ya ziyaret için gidiyor musunuz ailenle beraber? Bayramlarda evet. Ya da okul gezilerinde falan ben tek de gidiyorum. Peki iki yeri karşılaştırdığın zaman niye biz buraya geldik, kalktık, Ankara'da yaşasaydık buradaki imkanlar daha güzelmiş diyor musun? Yaşadığımız yerde imkanlar daha güzel. Ankara'da bir yerden bir yere gidemiyoruz trafik yüzünden. Yani burası daha iyi. Yaman da öyle diyor biliyor musun? Yaman şu anda çok küçük olmasına rağmen annesiyle birlikte İstanbul'a gittiğinde anne artık yeter sıkıldım buradan evimize dönelim diyormuş. Trafiği hiç sevmiyor. Tabii ki kim sever trafiği? Mesela buranın nesini çok seviyorsun? Doğasını, havası bir ayrı yani daha temiz. Neler yapıyorsun burada ailenle beraber? Balığa gidiyoruz hafta sonları, arılara gidiyoruz, ormanda böyle dağa çıkıyoruz. Kamp yapıyorsunuz bildiğim kadarıyla. Kamp. Keyif alıyorsun tabii ki. Hı. Zorla yapmıyorsun değil mi bu işleri? Yani zorlayacak bir durum yok zaten. Çok teşekkür ediyorum. Programımıza renk kattın. Sizleri çok seviyoruz. Sizler bizim geleceğimizsiniz. İyi ki varsınız. Sağ ol. Bu işleri bayağı Evet, afiyet olsun canlar. Teşekkürler. Teşekkür ederiz. Bu şimdi normal rutininiz mi? Her balığa çıktığınızda kahvaltınızı ya böyle bir koyda, bir adada ya da teknede mi yapıyorsunuz? Teknede yapıyoruz, evet. Balığa çıkmadan önce evde kahvaltı yapıp çıkmıyoruz dışarı. Sık sık yapabiliyor musunuz dışarı bunu, bu işi? Vakit balığa ayırabiliyor musunuz? Balığa çıkmayı mı? Evet. Deniz izin verdiği sürece ve bizim vaktimiz izin verdiği sürece evet çıkabiliyoruz. Her fırsatta değerlendiriyoruz yani. Ya şu anda bu çok normal bir şey değil mi yani sizin için? Ya müthiş bir şey bu. Herkesin hayali yani değil mi? Evet. Bak görüyorsunuz değil mi benim kaderimi? Bak denize geldik. Koya geldik. Yine orada bir demir kesme. Yine bir... Yani gerçekten bak çok ilginç. Seni bırakmıyorlar. Aynen ya. Ya genelde böyle hani insanlar biraz böyle sosyal medya için yaşar, kurgudur falan. Yani... Siz gerçek misiniz ya? Ya bu gerçek değil gibi yani. Yani evde hazırlayacağın sofrayı koyuyorsun buz şeyine, çantasına. Evet. Buraya getiriyorsun, seriyorsun. Ha, adadasın tabii. Denizin ortasındasın. Ama evde kahvaltı yapmaktan
Ama bak 5-6 yıl oldu abi, hala şey çok iyi ya. Neredeyiz? Burası nere? Doymuyorsun. Tepeden yani, kendimize bakıyoruz böyle. Bir adadasın, kahvaltı yapıyorsun, birazdan balığa çıkacaksın. Aynı heyecan devam ediyor yani. Değil mi? Hiç geçmiyor. Ya bir de abi şimdi günümüz koşulları da yani şu yaptığın kahvaltıyı dışarıda bir yerde böyle yaptığını düşünemiyorum. Aynen. Hani fiyatlar kesinlikle çıldırdı, delirdi. Tabii, tabii. Dışarıda yemek dışarıda yemek çok bir lüks artık. Anlayışımız bu zaten. Yani gayet de mütevazı işte. Evde bir insan ne yiyorsa peynir, zeytin, yumurta vesaire. Evet, hani aslında bu şunu da gösteriyor. Belki dışarıdan bakınca çok lüks bir yaşam gibi görünüyor ama bak bahsettiğin o dışarıda kahvaltı yeme içme gezmeyle kıyasladığın zaman bedavaya yakın bir şey yani. E tabi ama şimdi tabi herkesin tekne imkanı yok. Evet. Ama illaki de hani tekneyle ıssız bir adanın kenarına gelip oturmak değil ki mesele. Bir deniz kenarına tabii da gidebilirsin tabii ailenle. Aynen. Deniz aynen kötü olduğu zaman yine biz böyle hazırlıyoruz. Deniz kenarına araçla ulaşabileceğimiz yere gidiyoruz. Yine yapıyoruz yapacağımızı. Önemli olan doğada olmak. Çok güzel. Kahvaltımızı yaptık. Şimdi aynen sırada balık. Balık. Balık planları yapıyoruz. Oraya mı gitsek, buraya mı gitsek? Küçük balık için ayrı bir meramız var. Büyük balık için ayrı bir mera. Hani küçük daha garanti oluyor. Büyükte de geldiğin zaman 6 ayı unutamıyorsun. Çok güzel ekipmanlarla geldik. Kalamar bağlayacağız. Güzel. Vallahi alırsak çok güzel olur ya. Bu çok videonun anısına, hatırına inşallah kocaman tutarız benim ya. Benim kadar böyle. İnşallah. Hadi bakalım. Deniz de canlı bu aralar zaten. Evet. Tutanlar oluyor bayağı. Öyle mi? Solağan falan da yok daha rahat. Aynen. Havadayım. Solağan nedir? Böyle dalga böyle böyle olur ya. Solağan böyle daha mide bulandırıcı. Çok tutuyor değil mi o zaman insan? O zaman bize rast gelsin. Rast gelsin. Rast gelsin ya lütfen. Gelsin artık. Hadi. Ne taktın ucuna yem olarak? Yem olarak karides mi? Karides mi? Karides. Annesi? Karides taktık. Evet fedakar baba. Aynen ben yem tak. Balık gelince balık çıkar. Ayıp şey. Dolanırsa çöz. O işler. Evet. Evet şimdi balık heyecanına çok düşmeden benim size balıkçılıkla ilgili sormak istediğim sorular var. Şimdi bir pozisyonumu alayım ben. Işığımı bir ayarlayayım. Ters ışıktasınız. Aynen. Şimdi bu hobi, balıkçılık hobisi. Evet. Gelmeden önce var mıydı aklınızda? Yoksa madem bir sahil kasabasına geldik deyip burada mı oluşan bir fikir bu? Of, şöyle Ankara'da sazan avına gidiyorduk. Hatta gölle ilk tanıştığımız sene ODTÜ'de Eymir Gölü var. Orada sazan avlamıştık ama hani böyle bu işi büyütelim. Tabii hayaller kuruyorduk buraya dair de veya bir tutku haline gelsin diye bir şey olmadı. Kendi kendine gelişti her şey. Gelince otomatikmen. Ama orada bir temel vardı yani. Basit. Harika. Evet. İlk orada başlamıştık. Takıldı. Amasra'ya gitmiştik bir kere de balığa. Hatırlıyor evet musun Ankara'dayken? Ankara'dan Amasra'ya gitmiştik. Kıyı balıkçılığı yapıyordunuz. Aynen. Kıyı balıkçılığı ama ciddi anlamda değil. Denk gelirse hani. Zor mu bu işi öğrenmek? Zaman gerektiriyor, tecrübe lazım. Yani biz hemen ilk etapta buraya geldik, hadi bir tekne alalım çıkalım yapmadık. Bizim önce sahilden başladık. İstuzuna tamam iniyorduk, kenardan kıyı balıkçılığı yapıyorduk. Sonra atamıyorsun ya böyle uzağa. En büyük hayalim böyle 100-150 metre uzak orada olmak. Oradan suya bir şey olta atmak. Çünkü tutamamanın sebebi aynen uzakta, ha, balık uzakta değilsin zannediyorsun. Evet. Ama öyle değilmiş değil mi? Değil. Sonra gittik bir tane şişme kano aldık. 3 kişilik kano. Sonra onu sırtımıza takıp şişirip onunla birlikte çıkıp kürekle böyle birazcık açılıp Bade ortamızda. Bade o zaman 6-7 yaşında küçücük. Bizde ne cesaret. Aynen, teknelerin, yatların arasında dalgalarla. Bir yılımız öyle geçti. İkinci yılımızda da şişme bot aldık. Elektrikli motor. Akülü. Hala İç Anadolu mantığı yalnız. Yani oradaki barajlarda eyvallah evet ama denizde elektrikli motor çok mantıklı değil yani. Sonra dedik yok o da olmuyor, yetmiyor. Sonra bir sonraki sene zaten tekneye geçtik. İşte bu süreçte de balık tutmayı öğrendik. Evet. Yani İyi ki de almışsınız değil mi zamanında? Böyle. Şimdi ateş aynen, pahası aynen oldu. Aynen çok tabii pahalandı abi gerçekten. Başınıza böyle çok büyük bir tehlike geldi mi? Atlattınız. Bu tekneyi ilk aldığımız gün. Evet. Oh. İlk kez denize çıktığımızda bilmiyoruz ya hiçbir şey. Şimdi olsa mesela programdan bakıyorsun dalgasına, rüzgarına, kaç nat, her şeyine bakıyorsun dalga boyuna kadar. Ama o zaman bilmiyoruz. Öyle bir program olduğunu da bilmiyoruz. Tekneyi aldık ya çıkacağız denize. Bu taraf. Aynen burası. Aynen gibi. İstuzun buradan. Buradan İstuzun'a gidelim İstuzun'a dedik. İstuzun'a kadar gideriz aynen dedik. Zaten biz diyoruz ki bütün
kıyıdan Türkiye'yi bile dolanırız biz bu tekneyle. Haritadan bakıyorsun abi, o şu kadar ya, 3 santim. Gideriz biz buraya dedik. Mersin'e kadar gideriz. Şeyden bir çıktık Sarıgerme'den. İztuzu'na giderken şu burun değil, bunun arkasında bir burun daha var. Oradan geri döndük. Dedik olmayacak bu iş. Havaya da bakmadan çıktık tabii. Geri döndük, dalga bu açıktan bir vuruyor ama. Yani Gül'e dedim ki hazırlan, atlayacağız. Teknenin ilk günü daha. O kadar yani. Şeyi biliyorduk mesela, dalgaya karşı tekneyi vurursan daha güvenli olabilir diye, yandan almasın diye. Dalgaya karşı gidiyorduk, o dalga geçince geri paralel gidiyorduk. Geri öyle, geri öyle, 1,5 saatte geldik, şöyle 1 kilometre yolu falan böyle. O i̇lk günden sonra olmuş. Cesaret evet. Etmeyelim yani, denizde şaka olmaz dedik. İyi ki onu yaşamışız ilk gün. Evet. Bir daha çok çok daha dikkatli olduğumuz için başımıza bir daha hiç kötü bir şey gelmedi. Ya bu işin peki bir okulu yok mu ya? Yani tamam, bir belge alıyorsun. Kaptanlık eğitimi evet, alıyorsun ama alıyorsun. Orada çok bir şey yok. Hiçbir şey öğretmiyorlar. Yaşayarak ya. Yani hep denizciler diyorlar, denizde şaka olmaz. Çok ciddi iş. Ama yaşamayınca onu anlayamıyorsun yani. Gerçekten o dalganın gücü. Ya da çıraklık mı yapacaksın gidip bir kaptanın ha, yanında? Aynen, belki de öyle olacak yani, yerinde öğrenme olacak. Zaman bence. Zaman. Zamanla yani evet. Biz 4 senedir falan denizdeyiz. Daha yavaş yavaş öğreniliyor. Bu sene mesela daha uzaklara gideceğiz hani. Onun için denizi daha iyi okumamız lazım. Risk alacağız sonuçta. 2 günlük, 3 günlük ada kamplarına gitmeyi ve düşünüyoruz. Ve hayalimizdeki balığı da bu sene tutabiliriz. Aynen, tranca. Yani 4 senede tuttuk hayalimizdeki balığı. Bunlar ilk tuttuğumuz balıklar için. İşte mercanla başladık biz böyle. Şimdi başa döndük. O şey değil mi, hani ilk başta hemen bir tutalım. Tabii tabii. Kolay balık. Balık tutma zevkimizi bir tatmin tabii. edelim. Ondan aynen. sonra veya tavaya dolduralım. Aynen. Akşam yemeğimiz çıksın. Sonra da büyük balık çıkarsa ne hala? Evet. Peki 20'lik bir motor kullanıyorsun şu anda. Bu yeterli oluyor mu? 20'lik yeterli olmuyor. Ya 4.65 teknenin boyutu. Satın alırken de satış yapan arkadaş dedi. Buna dedi 30'luk iyi olur dedi. Ama maddi imkanlardan dolayı dedik 20'lik olur mu? O da olur dedi. Zaten denizde riske girmiyoruz. Şimdilik yetiyor yani. Bu hobi aynı zamanda bir geçim kapısı olur mu? Olur. Son yıllarda amatör balık avcılığı turları çok yaygınlaştı. Bölgemizde hala çok az. Yani 2-3 kişi yapıyor bunu. Büyük balık avı turları. Yani yurt dışında görüyoruz. Bazı kanallarda da yayın yapıyorlar. Çok ciddi organizasyonlar oluyor. Çok ciddi yatırımlar yapıyorlar. Bence çok önü açık bir sektör yani, olabilir. Büyük balık avını çıkmak isteyen çok insan var. Ve çıkaran kişi çok az yani. Evet. Evet. Tur olarak da bir de tuttuğun balığı da satabiliyorsun. Yani tabii. O bizim tuttuğumuz o büyük kırmızı balıklar ciddi rakamlar. Çünkü restoranlar alıyor evet. onları direkt ve porsiyon porsiyon satıyor. Doğru. Onlar da bir ek gelir sağlayabilir. Ama tabii daha fazla zaman ayırman lazım. Hani biz biraz daha hobi kısmında kalıyoruz. Balık sabır işi bir de. Böyle çat diye balık gelmiyor. Sen sabırlı mısın? Genelde gençler, çocuklar pek sabırlı değildir ama. Yani o yüzden ben daha çok küçük balık tutuyorum. Büyük balık. O daha zahmetli değil mi? Bütün evet. gününü veriyorsun, bazen hiç tutamıyorsun. Evet ama küçük balık illa bir tane de olsa geliyor. Ya daha gelmedi. Evet geliyor. Niye vuruş? Vuruş yanlış yerdeyiz herhalde. Aynen vuruş alıyoruz. Burayı yeni bilmediğimiz bir mera. Bir balıkçı tavsiye etti. 20 metrede mercan çıkıyor dedi. Bir deneyelim diye geldik bakalım da. Bitirmişler mercan. Tekneyi büyütmeyi düşünüyor musunuz? Yoksa bu yeterli oluyor mu? Şimdilik yeterli oluyor. Şunun için büyütmeyi düşünüyoruz. Hani yarım kamera bir şey olsa, ya yani yine arabayla çekilebilen 5 metre civarı bir tekne, yarım kamera. Çıktığımızda en azından 1-2 gün kalalım, yatalım. Bu güzel olur yani. İyi havalarda bunu istiyor insan. Ya yani imkan olursa büyütürüz ileride. İnşallah olur. Evet. Büyüteceğimiz, hayalini kurduğumuz tekne bile bunun bir tık büyüğü. Yani daha aynen. büyüğü değil. Gerçekleşebilecek hayalleri kuruyoruz evet. yani. Çok büyüğe de gerek yok zaten. İşimizi görüyormuş şimdilik, görüyorum. Evet. Ya bir de ihtiyaca yönelik olması. Evet. Bak balıkları beslemişsin. Aynen, bayağı besliyorum. Vurdun mu? Vurdu. İyi hadi bakalım, yer değiştirelim. Evet. Geldi! Kumbalı. Kumbalı olsun. Hoş geldin. Bırakalım. Lokum diye de geçiyor bu. Evet, lokum. Bunu bırakıyoruz. Bırakıyoruz. Büyü de gel. Gitti. Gitti mi? Gitti gitti. Aynen, balondayız da. Geliyor. Geliyor, geliyor. Balon. Çiftler çiftler balonlar. Çiftler balonlar. Evet, maalesef bu baş belamız. Hemen yer değiştiriyoruz. Hemen kaçıyoruz buradan. Çok geç. Bir balon da vadeden.
İyi boy. Oley be, balon değil. Evet, balon değil. Gelincik galiba. Rengi aşırı iyi. Renkleri evet çok ya. Güzel. Bunun boyut olduğu yerde akya olur demişti bir balıkçı. Ya. Aynen. Tamam. Akya çok severmiş bunu. Sen cik yapmaya devam et o zaman. Sığ biraz burası cik için. Büyü de evet, bu da vicdani limitimize. Bunu da bırakıyoruz. Sığmadı. Aynen. O yüzden yolluyoruz. Büyü de gel. Evet, yüzüyor. Aynen, geliyor. Aynen. Geliyor. Hanos. Evet, az geçirmediniz Hanos. Güzel boya mı? Güzel boy. Bunun eti de çok lezzetli. Hanos severiz. Evet, bunu küçük. Da bırakıyoruz. Çünkü bugün büyük akyalar, mercanlar peşindeyiz. Yani normalde yenilebilir belki ama bunu bırakacağız biz. Güle güle. Hadi güle güle git. Bu evet. Sefer mercan geliyor. Bu ne şans Tolga? Şans mı? Değil bilek mi? Bilek. Vay mercan. Şuna bakın. Atmaya karar verdin evet, değil mi? Kıyamadın. Evet kıyamadım. Çok küçük ya. Evet, çok küçük. Büyüsün gelsin bize. Hadi bakalım. Evet maalesef balık tutamadık. Ama Bade burada ne tuttu bakın. Ay Allah. Allah. Çok zıplıyor. Sadece azıcık korkuyorum zehirlidir falan. Yok zehirli değildir. Değildir. Ama zıplar zıplar. Bir gitsin. Ha, zıpladın. Aferin sana. Hiç iğrenmiyorsun. Hı? Ben sadece zehirlidir falan diye korkuyorum. Yoksa evet. İğrenmem. Yeni jenerasyon çok akıllı maşallah. Şimdi arılara mı? Şimdi arılara. Hadi bakalım. İşte arıcılığın en güzel yanlarından aynen. Biri bu. Bak balık tutmuş hissi görüyoruz. Yani iki gün önce kapattık şunlar yoktu. Böyle açtığında böyle bir şeyle karşılaşıyorsun ya. Hele onları ezmeden olunca böyle süs olarak da evet, güzel oluyor. Orijinal balmumu. Yani diyor ki ben çoğalacağım, ben büyüyeceğim, kolonim büyüyecek. Bana petek lazım bunlar, diyor evet. Ve bunları yapıyor. Dikkin diyoruz bunlara. Balak da deniyor evet. Bölgede. Bunlar arının güçlü ve çalışkan olduğunu bir göstergesi. Petek getiriyorum ben. Petek koyalım onun içine. Evet, bunu gördüğümüz zaman diyoruz ki arımız çoğalmış, kendine yer bulamamış. Evet. O yüzden bunu yapmış. Siz şimdi bunu temizleyeceksiniz. Buraya yeni bir petek koyacaksınız. Ve kraliçe arı oraya yumurtlamaya devam edecek. Ve yaşamlarını daha güçlü bir şekilde sürdürecekler. Bir koloni ne kadar güçlüyse bal üretimi de tabii o kadar iyi ona oluyor. Ona bağlı olarak. O yüzden şu an bahar mevsimindeyiz. Polen geliyor, bal geliyor ve bizim tek derdimiz şu an bu kolonileri güçlendirmek. Evet, bu ham petek. Aynen, arının işini kolaylaştırmamız adına bir an önce yumurtlasın, bal yapsın diye. Uğraşmasın. Aynen, uğraşmasın, bunu vereceğiz. Gül bir şey soracağım. Şimdi bu videonun konusu sizin göç hikayeniz, ailenizin göç hikayesi ya. Şimdi burada bu soruları sormaya başladığımda aslında ne kadar detaylı bir konu olduğunu ben fark ettim. Evet. Çok üstün körü olacak. Şu anda böyle birazcık aslında öyle geçelim. Evet. Ama ben seninle sadece bu konuyu konuştuğum bir kadın girişimci olarak kesinlikle. Arıcılık üzerine ayrı bir sohbet yapayım. Zaten bizim kanalda Köye Göç ve Geçim İş Kolları diye de bir serimiz var. Orada muhakkak bunu ayrıca evet. Derinlemesine böyle bir saat konuşalım bu arıcılık tamam. Konusunu. Çünkü gerçekten, sığmayacak buraya. Evet, sığacak bir şey değil. Konuşmaya başlayınca da kısa kesecek bir şey değil. Sadece şunu söyleyeceğim. Kadın girişimci ve kadın arıcı olduğum için ben devlet desteği aldım. 100 bin liralık hibe desteği aldım Tarım Orman Bakanlığı'ndan. Onunla birlikte 50 tane kovan ekledik kolonimize. 50 kovan ve 50 bin liralık da makine ekipman desteği aldık. Onunla büyüdük zaten bu kadar. Harikulade. Tamam. Yani vallahi sorularım vardı.
sadece arıcılıkla geçinilebilir mi? Yılda kaç teneke alıyorsunuz? Karlı mı, riskli mi, en keyifli yönleri? Yani şu anda bunları konuşsak burada bir buçuk saat bunları konuşmuş olacağız. O yüzden buradan biz bu sözü alalım ve bu sözü verelim izleyicilerimize. Arıcılık üzerine seninle, Ulvi sen de katılmak istersen çok memnun oluruz. Bir veteriner hekimi, ailemizin veteriner hekimi olarak. Ve birlikte yapıyoruz zaten. Zaten. Tek başıma olmak da bana iyi gelmez. Evet. Birlikte anlatırız istediğimiz kadar. Evet, çok zaten ben çok takdir ediyorum sizi böyle ailecek. Her şeyi birlikte yapıyorsunuz. Çok hoşuma gidiyor. Bu aile sıcaklığında tabii ki işlerinde daha eğlencesi ve bereketi de artıyordur tabii haliyle. Daha yolunda gidiyor. Bu beyin fırtınası falan da çok oluyor bizde zaten. Mutlaka her şeyin en güzel tarafını bulabiliyoruz. Yolunuz açık olsun diyorum. Teşekkürler. Ama bu konuyu masaya yatıracağız. Tamam. Böyle burada tamam. Ufak bir göstermiş olalım. Videomuza bu renk kattı. Çok güzel oldu. Hı-hı. Ama çok detayları var ya. Evet. Hani bir de ilgisi olan var, olmayan var. Şimdi ilgisi olmayan seyircilerimizi de sıkmayalım. Aynen. İlgisi olan, öğrenmek isteyen A'dan Z'ye bir sonraki bölümümüzde sizden bu bilgileri alacağız. Anlaştık. Evet sevgili dostlar, bu güzel bölümün burada sonuna geldik. Gördüğünüz gibi her hayat ayrı bir hikaye, parmak izi gibi. Umuyorum ki videomuzda konuklarımın vermiş olduğu cevaplar sizlerin de kafalarındaki soru işaretlerine yanıt olmuştur. Yeni bölümlerde, yeni hayat hikayelerinde görüşmek üzere diyelim. Kendinize çok çok iyi bakın. Mutlu ve sağlıklı günler.